Merhaba, ben Sezin Kuruşçu. Kanalıma hoş geldiniz. Geçtiğimiz haftalarda sizlerle birlikte beden haritasında bir yolculuk yapmaya başlamıştık. Ve son videomuzda hemen yukarıda görüyorsunuz. Öneriliyor, izlerseniz çok mutlu olurum. Son videomuzda çakralarımızdan tepe alın ve boğaz çakramızı incelemiştik ve vücudumuzdaki işlevlerini konuşmuştuk. Geriye kaldı 4 çakramız. Ne bunlar? Kalp çakrası, solar plexus, sakral çakra ve kök çakra. Şimdi dilerseniz hazırsanız sizlerle kalp çakrası başta olmak üzere vücudumuzdaki bu muhteşem spiritüel enerji noktalarının ne işe yaradığını, bizlere neyi temsil ettiğini ve onlarla ilgili olumlamaların hakkında konuşmaya devam edelim. Hazırsanız başlıyoruz. Evet kalp çakramız kalp ciğerler ve damarları temsil eden ve bu noktadaki işlevlerle ilgili bizim bize fikir veren en önemli çakralarımızdan bir tanesi. Kalp çakrasının rengi yeşil tam anlamıyla göz kemiğinin ortasında ya yani kalbin tam ortasında bedenin tam ortasında bulunan bu çakra aslında kişinin dışarıdan aldığı ve dışarıya verdiği aynı zamanda kendisiyle ilgili duyduğu sevgi durumu ve bununla birlikte kendisine gösterdiği öz sevgiyi gösteriyor. Tabii ki kalp çakrası ile ilgili birçok dolaylı sizlere buradan aktarabilmem mümkün ama Kısaca neleri tetiklediğine de bir bakarsak eğer kaç çakrasında bir tıkanıklık varsa kişinin astım obezite gibi bununla birlikte solunum sistemiyle ilgili birçok sağlık sorunuyla da karşı karşıya kalabiliyor. Ve aynı zamanda biraz önce de söylediğim gibi sevgi unsurunu biz kalp çakramızdan tetikleyebiliyoruz. Geçtiğimiz videolardan anımsayacağınız üzere bizim bedenimizi ortadan ikiye böldüğümüzde sağ tarafımız bizim eril kimliğimizi yani dışsal kimliğimizi sol taraf ise dişil yani içsel kimliğimizi gösteriyordu. Şimdi kalp çakrasını değerlendirirken elimizi göğsümüzün tam orta noktasına koyduğumuzda sağ tarafa doğru bası yaptığımızda dışarıdan eğer sevgiyi almakla ya da dışarıya sevgiyi vermekle ilgili bir sıkıntı yaşıyorsak burada bir takım blokajlarla karşı karşılaştığımızı görebiliyoruz. Tamamen karşıt noktası son noktaya ulaştığımızda burası da bizim hangi alanımızdı? Kendimizle ilgili alanımızdı. Eğer kendimizi sevmekle ilgili, içimizdeki çocuğa ulaşmakla ilgili sıkıntılar yaşıyorsak bu bölgede bu blokajlarla karşılaşabiliyoruz. O yüzden yapmamız gereken olumlamaların en başında yine el ayağımızı e, çakra bölgesine koyarak söylememiz gereken şey sevgiyi almayı ve sevgiyi en içten şekilde vermeyi seçiyorum. Ben seviyorum, seviliyorum, sevilmeyi hak ediyorum gibi olumlamalar kalp çakramızın aktif hale gelebilmesi için en değerli olumlamalar statüsünde ilk sıralarda yer alıyor. Evet devam ediyoruz. Yavaş yavaş aşağıya doğru indiğimizde hemen tekrarlayalım. Ne yaptık? Tepe çakrası, alın çakrası, boğaz çakrası ve kalp çakrasını inceledik. Şimdi yavaş yavaş indik. Yine bir önceki videoda sizlere aktardım. Beden haritası videosunda e, sternumun hemen alt kısmında bulunan bir nokta var demiştim. Tam göğüs kemiğinin bittiği noktada sivri ucun hemen altında bulunan nokta. Burası için teslimiyet noktası demiştik. Ve bu noktada meydana gelen bir takım tıkanıklıkların hem fizyolojik hem psikolojik olan etkilerini sizlere aktarmıştık. E, baktığımızda solar plexus adını verdiğimiz bu çakranın rengi sarı. Özellikle bulunduğu nokta itibariyle bedenin alt tarafında kalan organları aktif eden ve burada oluşabilecek herhangi bir deformasyonu ya da sıkıntıyı bizlere aktarabilecek en önemli çakramız diyebilirim. Ne hangi organları içeriyor? Dalak, karaciğer, sinir sistemi bununla birlikte etkilediği salgı bezi de pankreas. Ki pankreas vücudumuzun en önemli organlarından bir tanesi. Orada meydana gelen işlev bozuklukları vücudun birçok yerinde negatif bir takım olumsuzluklara sebebiyet verebiliyor. Göbeğin hemen yaklaşık iki parmak altında yer alan plexusta ortaya çıkan tıkanıklıkların çözülebilmesi adına buraya yapılacak özellikle nefes çalışmaları son derece etkin ve değerli çalışmalar olarak kullanılabiliyor. Bununla birlikte vücutta ülser, enflamasyon ve vücut Ta meydana gelebilecek karaciğer, mide, pankreas, dalak şikayetlerinde de yine aynı şekilde solar plexusun etkilerini yatsımak mümkün değil. Aynı zamanda bu çakramız bizlerin özgüven, kendimize duyduğumuz öz saygıyı ve aynı zamanda o mükemmelliyetçi zihniyet yapımızdan uzaklaşabilmek adına kontrolü elinden bırak her şey olacağına varım mantığını uygulayabileceğimiz en önemli çakramız. Biz yine bu çakra ile ilgili çalışmalar yaparken kendime duyduğum özgüveni saygıyla karşılıyorum ve kabul ediyorum. Teslim olmak güvenli, hayatta olmak güvenli, teslim olmayı seçiyorum gibi yani akışta kalmayı seçiyorum gibi olumlamalarla bu çakramızı aktif hale geçirebilmemiz son derece mümkün. Devam ediyoruz. Yine biraz daha aşağı indik. Az önce göbek deliğinin üstündeydik bir tık aşağıya indik göbek deliğinin dört parmak altındaki alan burası bizim sakral çakramız ve sakral çakra aslında tamamen bizim yaşam alanımızı ifade eden en önemli çakra diyebiliriz. Bu çakranın rengi turuncu. Üstümde de görmüş olduğunuz gibi turuncuyu kullanmayı tercih ettim bugün. Çünkü sakral çakra özellikle cinsel kimlik açısından son derece önemli hazlarımızı, yaratıcılığımızı, dünya ile olan bağlantımızı ve bu noktada bizim zihnimizde oluşturduğumuz o muhteşem yaratıcı kimliğimizi ortaya çıkartmamıza etki eden ve aracılık gösteren en büyük spiritel dönüşümü sağlayan e, çakramız olarak nitelendiriliyor. Göbeğin hemen altında ve bununla birlikte kasıklara yakın bir bölgede yer alıyor bu çakra. Eğer bu çakramızda sıkıntı varsa, eğer bu çakramızla ilgili tıkanıklıklar yaşıyorsak, idrar yolları enfeksiyonları, bununla birlikte karaciğer, dalak gibi organlarda bir takım sıkıntılarla karşılaşabiliyoruz. Aynı zamanda cinsel kimliğimizi belirleyen organlarımızla ilgili, haz alma duygumuzla ilgili de ufak tefek tıkanıklıklar ya da blokajlar yaşayabiliyoruz. Ondan dolayı bu çakramızla ilgili çalışırken yine avuç içimizi, göbek deliğimizin de hemen alt kısmına koyarak şunu söyleyebiliriz. Bu bedende olmak güvenli, cinsel kimliğime saygı duyuyorum, cinsel kimliğimi olduğu gibi kabul ediyorum, kendimi tüm yaratıcılığımla ortaya koymayı seçiyorum gibi olumlamalar yakalarak bu çakramızın aktive olabilmesi konusunda çalışmalarımız destekli Images. Ve son çakramız kök çakra. Kuyruk sokumumuzun en uç noktasında yer alan ve yerle temasımızı sağlayan bu çakra aslında vücudumuzun en değerli çakrası olarak nitelendiriyor. Etkilen, etkilediği bezler böbrek üstü bezleri ve bununla birlikte rengi kırmızı. Kök çakra ile ilgili problem yaşayan kişilerin genelde kırmızı rengi aktive ederek kullanmaları önerilir. Ve aslında kök çakra bizim yaşamla uyumumuzu, bununla birlikte vücudumuzun direncini de belirleyen ve aynı zamanda omurga sisteminde destekleyen en önemli çakramız ve dört yapraklı taç çakra imgesi olarak nitelendirilir. Her zaman kök çakra ile ilgili yapılan çalışmalarda ve dediğim gibi bizim yerle temasımızı sağlayan en değerli çakramız. Özellikle mesane problemi yaşayan kişilerde, özellikle kabızlık gibi problem yaşayan kişilerde, bununla birlikte kolonlarla ilgili bağırsak sistemi ile ilgili problem yaşayan kişilerde kök çakra ile ilgili çalışmalar bu tip rahatsızlıkların ortadan kalkması konusunda ciddi bir yol ayrımı sunmaktadır ve kök çakra bizim yaşamla yerle temasımız, topraklanma duygumuzu, topraklanma isteğimizi e, tetikleyen bir çakra olduğu için aslında varoluşun ana kaynağı olarak nitelendirilir. Varoluşu kabul ediyorum, seçiyorum diyerek aslında kök çakramızı ciddi anlamda aktive edebilmek bizim kullanabileceğimiz en değerli olumlamalardan bir tanesi. Evet, genel anlamda bir önceki videonun devamı olarak bizler sizlerle birlikte vücudumuzda bulunan 7 çakranın renkleri, işlevleri, vücudumuzdaki hangi organları etkilediği konusunda küçük bir sohbet etmiş bulunduk bugün de yine. Yine yeniden bambaşka bir videoda sizlerle buluşuncaya dek sizler videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorumlar köşesine sorularınızı aktarmayı unutmayın. Yine yeniden görüşünceye dek Hoşçakalın.